Ve huve ye'kul evrak el eşşer. Ne yiyormuş kardeşler? Ağaçların yapraklarını. Evrak nedir kardeşler? Ne görüyorsunuz evrakta? Hiye, hiye. Çok güzel. Şimdi dikkat, takip edin. Cümlemiz şuradan başladı. Ve huve ye'kul şeklinde. Ne yapıyorlardı insanlar? Ağaçların yapraklarını yiyorlardı. Ve cüzureha. Bakın ha nereye gidecek? Evrak. Evrak, hiye. Dikkat. Ağaca gitmemeli mi? Ağaca Ağaca gitmeyi gidecek. eşya. Aynen, işaretlediğim noktaya dikkat edin. Eşyara gidecek. Neyin kökleri? Ağacın kökleri. Ve simâraha ve ağacın meyveleri. Vel berriye. Berriye ne demek? Yabani. Yabani Yaban. meyvelerini. Aynı zamanda hububeha tanelerini. Ha nereye gidiyor? Yine eşyara. Elleti. Niye elleti geldi? Çünkü muzaf muzafın ileyh marife olduğu için. Tunbituha el art. Yere ekilen ya da toprağa ekilen tunbitu ekmek, dikmek malumunuz. Nebete dikmek demek malumunuz. Toprağa dikilen taneleri, tohumları ve yabani meyvelerini ya da nelerini, köklerini ya da yapraklarını ne yapıyorlardı? Yiyorlardı. Kim? El insan. Arkadaşlar. Yani akrabalarımızdan biri, ya pardon şurayı da söyleyeyim. Bir münasebeti zevacihi. Evliliği münasebetiyle, evliliği dolayısıyla şeyle, evliliği sebebiyle diyelim, münasebetiyle diyelim daha doğrusu, aynı kullanalım. Evli sebebiyle akrabalarının birini düğün davetine, düğün yemeğine değil mi? Katıldım. Yani davetlisiydim. Yani akrabalarımın birinin evliliği şerefine yemeğe davetliydim diyelim arkadaşlar. Hal kânet velîmeten kebîreten hel idi mı mi mu mi değil mi? De burada kullanılabilir de bildiğiniz gibi. Kânet idi velîmeten kebîreten. Burada sıfat var değil mi? Belirtisi sıfat tanımlaması. Nereden anlıyoruz belirtisi sıfat tanımlaması olduğunu? İki tarafta üstün almış ve harekeler tenvil olmuş. Tenvilin geldiği yer belirsizlik belirtir ve bir olarak çevrilir. Yani hel kânet velîme kebîre. Büyük bir, bakın büyük bir yani yemek miydi yani büyük bir davet miydi? Yemek demeyelim de arkadaşlar burada yemek de davet daha güzel oluyor. Büyük bir davet miydi yani? Yani burada nasıl sıfat olduğunu anladınız hocam. Bir sıfatlar sonra gelir isimden sonra. İki nasıl sorusunu sorarız. Nasıl davet veya nasıl yemek? Büyük davet veya büyük yemek diye çevirebiliriz. O zaman nasıl niteleme sıfatı diyoruz buna arkadaşlar. Belirtisiz niteleme sıfatı arkadaşlar. Naam evet. Bu yine size bir şey arkadaşlar. YDS YÖKDÜ diyalog sorularında helle sorulan sorulara veya eyle sorulan sorulara genelde neyle cevap verilir? Naam ve la ile cevap verilir. Dolayısıyla YDS ve YÖKDÜ'de diyalog sorularında mesela adam ne yapıyor? Üste veriyor bir cümle böyle sorusunu soruyor. Sonra naam kısmını burayı boş bırakıyor arkadaşlar. Nokta nokta nokta. Üç tane şık arkadaşlar. Naam veya layla baş. Peki cemisi benatin cemi ve mecrur geldi. Bunun müfredi müennesse sayısı müzekker olacak. Telâsu benatin şeklinde oldu arkadaşlar. Adedimiz cümlede yani bir muzaf durumu var. Bu da sayılanımız muzafun ileyh cemi mecrur gelir. Ama mecrurluğunun sebebi de muzafun ileyh oluşudur. Erbe'u senevat 4 yıl. Senetün senevat arkadaşlar müennes müfredi ve erbeu müzekker olarak gelmiş. Bu da cemi mecrur olmuş. Sittu işte az önce dediğim cemisi ölçü olmaz şeyi burada ortaya çıkıyor. Sittu mudunin 6 şehir. Bakın arkadaşlar mudun müzekker gibi duruyor değil mi? Şekle. Halbuki bunun müfredi Medinetün. Yani müennes. O yüzden sayımı müzekker yapıyorum. Sittetü değil, sittü diyorum. Sittu mudunin 6 şehir. Tis'u sa'atin 9 saat. Sa'atün müennes zaten cemisi de ortada. Müennes olduğu belli. Cemi müennesi salim olmuş. Ama biz yine müfredine bakıyoruz. Daha sağlam olması için. Sa'a müennes tis'u sa'at. Burası müzekker oldu. Bu da cemi mecrur 9 saat. Anlaşıldı mı?
Hep sonları tenvinli mi giriyor hocam? Onu... Yani şöyle, evet, nekre olarak tenvinli ama şurada yani cemi müzekker olursa yanunlu. Peki şimdi örnekler daha iyi öğretecek. Ferah, efrah. Neymiş? Ferah, efrah. Sevinç. Sevinçler, insan sevinince oh bir şöyle bir ferahlarız ya. Ferah, efrahihi sevinçlerini. Hüzün, ehzan, hüzünlerini. Ferah, efrah, hüzün, ehzan. Tamam mı arkadaşlar? O zaman müzik ile insan sevinçlerini ve hüzünlerini ifade edebilir. Oldu mu burası? Ya da ifade etmeye güç yetirir. Biz bunu böyle söylemeyiz. Nasıl söyleriz? İfade edebilir. Ama motomot tercüme yaptığımızda ne deriz? İfade etmeye güç yetirebilir dedik, değil mi arkadaşlar? Velil elhanil hadi eti. El elhanul hadi eti tamlama mı hanımlar? Evet. Tamlama mı? Tamlama. Tamlama. Ne tamlaması? İsim mi, sıfat mı? Sıfat. Sıfat. Hadi'e ne demek? Sakinleştiren. Ne yapar? Sakinleştiren. Sakinleştiren, durgunlaştıran. Elhan da onun ismi. O zaman duygulandıran bir şeyler. Lahnün elhanün. Yukarıya yazdım arkadaşlar. Şurada. Tam görün farenin olduğu yerde. Lahnün elhanün. Lahn beste, ezgi demek. Neymiş? Beste. Elhan neymiş? Besteler. Lahnün elhanün. Lahnün elhanün. O zaman şöyle diyelim. Li neydi? İçin. Lil elhanil hadi eti. Sakinleştiren, insana huzur veren değil mi? Bestelerin vardır. Eserün neyi vardır? Etkisi, izi. Eseri vardır. Neyi vardır? Etkisi vardır. Etkisi. Eserin çoğulu neydi Nazan? Atar. Harikasın. O zaman vardırı nereden aldık burada Nazan? Şey yani isim cümlesi ya hocam. Ha, harfi C'yle başlıyor. O yüzden de nasıl diyeceğiz? Evet. Vardır anlamı katacağız. Vardır. Velil elhan. Evet. Bak bu sıfat...